100 bin atama diyenler.
Şimdi KPSS sürecinde her zaman yanımızda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Zeynep Salman İçli hocamıza konuşmasını yapmak üzere mikrofonu davet ediyorum. Henüz atamaları yapılmayan öğretmenler olarak, bu ülkenin evlatları olarak sizlere sesleniyoruz. Aylardır yürüttüğümüz mücadelemizi yüz binlerce öğretmenin sesi olarak basın mensupları aracılığıyla devlet yetkililerine dile getirmek için bugün buradayız. Burada şehirlerimiz, branşlarımız farklı olsa da hepimizin hikayesi aynı. Bizler iptal edilen sınav sebebiyle 5 ay oturuma girmiş ve 2 aydır verilmeyen atama duyurusu yüzünden mağdur edilen öğretmenleriz. Hakkımız olduğu halde atamalarımız yapılmıyor, üstelik özel sektörde bile iş bulamıyoruz. Sayıştay, ben eğitim raporunda 250 bin öğretmen açığı olduğunu tespit ettiği halde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ataması yapmak yerine yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen çalıştırmayı tercih etmesi bu sorunlar içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Eğitim sistemimizde dinamit haline dönüşen ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılıp yerine KPSS ile atama yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 10 dakika bile sürmeyen sözlü mülakatlarla değerlendirilmekteyiz. Bu sistem hem maddi hem manevi anlamda ciddi tahribatlar yaratmaktadır. Atamalar yapıldıktan sonra aylarca süren güvenlik soruşturması süreci varken sadece puanların yuvarlandığı mülakat sistemine gerek duyulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, sizlerden bugün Ulus Meydanı'nda öğretmenler olarak, bu ülkenin evlatları olarak 2022 KPSS puanıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında branşlar arasında adil kontenjan dağılımının yapıldığı 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz. Daha fazla mağduriyet ve yığılma oluşmaması adına atama takviminin ve süreç sonunda Şubat ayında okullarımızda olmak istiyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sayın hocamıza konuşması için de aramızda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Hayır. Ücretliye hayır. Atama. Amacıyla ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bizler 2022 KPSS ile atama bekleyen, iptal edilen sınav sebebiyle 5 ayrı oturuma girmiş ve 2 aydır açıklanmayan atama duyurusu yüzünden mağdur edilen öğretmenleriz. Yıllar boyunca umutlarıyla eğitim fakültelerinden mezun olup ailemizden,
eşimizden, çocuğumuzdan ayrı kalıp masa başlarında KPSS çalışmak için dirsek çürütmüş öğretmenleriz. Bizim yıllar için büyüttüğümüz hayallerimiz, umutlarımız var. Bu hayallere kavuşabilmek için yıllardır gecemizi gündüzümüze katıp ders çalıştık. Bu durumun yarattığı psikolojik bunalımı ve beraberinde getirdiği hastalıkları, yıkımları sadece aynı durumu yaşayan öğretmen arkadaşlarımız bilir. Hepimiz türlü zorluklar içinde hayat mücadelesi veriyoruz. Ve en önemlisi, yıllardır kavuşmak istediğimiz öğrencilerimizin, okullarımızın hayalini artık kuramıyoruz. Özel okullarda, dershanelerde görev yapan öğretmenler olarak da sömürülüyoruz. Pek çoğumuz ne yazık ki işsiziz. Hak etmemize rağmen okullarımıza kavuşamadığımız için istemediğimiz işleri yapmak zorunda bırakılıyoruz. Bu süreçte Twitter, Cimer gibi pek çok mecradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve diğer yetkililere ulaşmaya çalıştık. Ama ne yazık ki taleplerimize henüz bir cevap alamadık. Burada taleplerimizi yineliyoruz. 2022 KPSS'ye girmiş ve henüz ataması yapılmamış öğretmenler olarak stresli bir bekleyiş içindeyiz. Bekleyerek geçirdiğimiz her gün aleyhimize işliyor ve sorumlu olduğumuz ailelerimizle dahi zaman geçiremiyoruz. Hayatımıza odaklanamıyoruz. Bu yüzden bu sancılı bekleyiş sürecinin sona ermesi için atama takvimi kısa süre içinde açıklanmalı ve süreç hızlandırılmalıdır. Sayıştay raporlarına göre 250 bin öğretmen açığı varken hocam, bu açığı atama ile kapatmak yerine alanında uzman olmayan yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Eğitim sisteminde dinamit haline dönüşen ücretli öğretmenlik birçoğu uzmanlık alanında mezun olmayan kişiler tarafından icra edilmektedir. Bu durum eğitim sistemine vurulan bir darbe olarak devam etmektedir. Ozan Hoca, soy ismin neydi Ozan Hoca? Tamam, tamam. Yapılan bu uygulama mesleğimizin itibarını ve emeğimizin onurunu zedelemektedir. Ücretli öğretmenlik sistemi yerine KPSS ile atama yapılıp mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Öte yandan KPSS'den yüksek puan alan ve iyi bir sıralaması olan öğretmenler 10 dakika bile sürmeyen sözlü mülakatlar ile değerlendirilmektedir. Atanmamıza engel olan bu mülakatlar kaldırılmaktadır.
insanların yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan, toplumun sürekli önünden giren bir gönül eridir. Madem ki öğretmen gönül eridir, öyleyse karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Öğretmenler ulusa, yüz binlere de! Selvi'ye konuşmasını yapmak üzere mikrofonu takdim ediyorum. Öğretmenler ulusta, yüz bin nerede? 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 Değerli arkadaşlar, bu meydanda pek çok defa atama bekleyen kardeşlerimizin mesajını ilgililere ulaştırmak için bir araya geldik. Her seferinde bir miktar mesafe almış olsak da hala ücretli öğretmen ve palyatif çözümlerle tamamlanan bir sistemde yürümeye devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, her biriniz eğitimse eğitiminizi aldınız. Başarıyla fakültelerinizden mezun oldunuz. KPSS sınavına girdiniz. Alan bilgisi sınavına ilave olarak girdiniz. Ve her biriniz artık ben öğretmenim, işte belgelerim diyerek yetkililerden öğretmen olarak atanma işleminin tesis edilmesi için talebinizi ortaya koydunuz. Bu hatta Ankara talebimiz atama! 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 Bunu ifade etmemizin sebebi şu: öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyan arkadaşlarımız meydanda, okullarımızda da norm açığı olarak gözüken branşlarda ortada. Her bir arkadaşımızın atama beklentisi karşılanması esasında yalnız başına onların bir hakkının teslimi değil, öğretmenlik mesleğinin icrası açısından da çok önemli. Neden? Neden bunu söylüyoruz? Bütün dünyada ve ülkemizde de öğretmenlik bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış ve ihtisas mesleğinin gereği olarak da öğretmenlik meslek kanunu 14 Şubat 2021 itibariyle yürürlüğe girmiş. Artık öğretmenlik özellikli mesleklerden biri olarak şimdi fiilen de yürürlüğe girmiş. O zaman böyle bir meslek idareten yöntemlerle ek ders ücreti karşılığı, ücretli vekaleten veya değişik yöntemlerle vazifesi yerine getirilebilecek bir meslek değil. Ücretli öğretmenliğe hayır.
maaşı bekleyen öğretmen arkadaşlarımızdan atama bekleyenlerin meramını dile getirmek için buradayız. Buradan şunu söylüyoruz. Buradan bir grup arkadaşımızla birlikte verdiğimiz mesaj şudur. Bir ihsas mesleği ataması yapılmış, kadrosuyla, başarısıyla yerine getirilen bir meslek olmalı. Şudur, hak sahibini hakkını teslim edelim, kamu da hak ettiği hizmeti alsın istiyoruz. Eğitim şarttır, atama hakkın. Eğitim şarttır, atama hakkın. Eğitim şarttır, atama hakkın. Eğitim şarttır, atama hakkın. Bunun çok kolay tesis edileceğini biliyoruz çünkü şu anda görev yapan fiilen öğretmen arkadaşlarımızın 2/3 bu hükümetler zamanında atandı. Bugün de 100.000 öğretmeni alması ve arkadaşlarımızı sınıflarında istihdam ederek öğrencileriyle buluşturması mümkün olan bir şey söylüyoruz. Bunun için de diyoruz ki vakit geçirmeye gerek yok. Sınav bitmiş. Arkadaşlarımız atama bekliyor. Hemen duyurusu yapılsın. Ve 2. yarı yılda herkes görevinde olsun. Susma haykır. 100.000 hakkı. Susma haykır. 100.000 hakkı. Susma haykır. 100.000 hakkı. Susma haykır. 100.000 hakkı. Susma. Bugün yetiştirecek öğretmenlerimiz. O öğretmenler idareten yapılan vazifeyle görevleri bir kısım arkadaşımıza tevdi edilmesi amacı gerçekleştirme açısından sorumlu. Bunun için de diyoruz ki arkadaşlarımız hemen kadrosuyla birlikte atamaları gerçekleşsin. Yarının başarı hikayelerini yazacak gençleri yetiştirsin de. Bunun için eğitim aldılar. Öğretmenler ulusta, 100.000 nerede? Öğretmenler ulusta, 100.000 nerede? Öğretmenler ulusta, 100.000 nerede? Öğretmenler ulusta, 100.000 nerede? Ülkemizin parlak zihinlerini başarı hikayesine dönüştürecek çalışmalara taşıyacak bu gençler her birisi istim üstünde heyecanla atanacağı günü bekliyor ve her birisi de şevkle vazifesini yapacağının iradesini ortaya koyuyor. 100.000 atama Şubat'ta okula. 100.000 atama Şubat'ta okula. 100.000 atama Şubat'ta okula. 100.000 atama Şubat'ta okula. 100.000
ve ikinci dönem itibariyle arkadaşlarımız bu azimlerinin, gayretlerinin fiiliyata dönüşmesini temin edelim istiyoruz. Değerli dostlar, hep birlikte verdiğimiz mesaj şu: bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Bizim amacımız eğitimin geleceği. Bizim amacımız bu eğitimi almış gençlerimizin geleceği. Onun için de hep birlikte ülkemiz için inisiyatif alıyoruz ve bu inisiyatifi de hak etmiş gençlerimizin bir an önce görevlerine başlaması için bu meydandan mesajı veriyoruz ve inşallah mesajımız duyulur. Bunun neticesi olarak da 100 bin arkadaşımızın atanmasıyla birlikte öğretmenin değil eğitimin geleceğini tartışırız. Öğretmenin başarısını, öğretmenin başarısını ortaya koyacağız, zemini üretiriz ve o zaman da deriz ki görevini yapmış, başarısını ortaya koymuş, hak ettiğini de alması lazım deriz ve her bir öğretmen arkadaşımızın insanca yaşam noktasında arzu ettiğine erişmesi, yıllardır devam eden usta öğreticiliğin sona ermesi, ücretli öğretmen uygulamalarının artık tarihin çöp sepetine atılması, öğretmenin başarısı, öğretmenin gayreti, öğretmenin çalışması ülkemizdeki beyinlerin, ülkemizdeki gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması. Tabii ki bunu başaran insanlar da ücret olarak da, çalışma koşulları olarak da en iyisine layık olduğunu görüyor ve bu mücadelenin bir ülke mücadelesi olduğunu da ifade ediyoruz. Bin atama hemen gerçekleşsin, bu mesaj alınsın, bunun neticesi olarak da bugün burada verdiğimiz mesaj karşılığını bulsun ve netice itibariyle de kazanan ülkemiz olsun, gençlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. Herkese teşekkür ediyorum, duyarlılığınızdan dolayı her bir katılımcıya teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelemiz sürecek inşallah. Hem bu gençlerimiz kazanacak, hem ülke kazanacak inşallah. Susma! Haydi. Herkese teşekkür ediyorum. Yüz bin hakkı! Susma! Haydi! 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 Sayın Genel Sekreterimize konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu ülkenin aydınlık yüzleriyiz. Bizler öğretmenler olarak yıllarca KPSS için masa başında emek veriyoruz. Yüksek puanlar aldığımız halde atamalarımız yapılmıyor. Bu yüzden 100 bin atama talebimizi buradan haykırıyoruz. Burada KPSS sürecinde bize destek olan değerli hocalarımız da aramızda. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. 100 bin atama Şubat'ta okula. 100 bin atama Şubat'ta okula. 100 bin atama Şubat'ta okula. Eğitim şarttır. Atama haktır. Eğitim şarttır. Atama haktır. Eğitim şarttır. Atama haktır. Eğitim şarttır. Atama haktır.
Değerli dostlarım selamlar. Şöyle beraber şarkılar söylüyoruz. İçeriği de alalım dışarı. Sadece belme alsın, çemberi alın. Çember. İçeriği dışarı alın. Hadi arkadaşlar birazcık daha geriye. Geriye birazcık daha. Evet. Arkadaşlar şuraya çember alın. Çünkü burada ses tesisatı yok. Ben çıplak sesle söyleyeceğim. Onun için çok güzel. Sizden isim aldım. Çok daha böyle rahat olalım. Şimdi şu videoyu bakarsanız. Arkadaşlar biraz daha çember, biraz daha. Ha, tamam. Hadi abi. Ondan'a baksana. Yok ki abi yok. Getireyim yok. Hocam. Şu üstten bir kamera alır mısın? Hocamlar biraz geriye çekilebilir miyim? Arkadaşlar şu an geriye. Sevgili dostlar biraz açılalım. Biraz açılalım. Arkadaşlar biraz geriye gidebiliriz. Biraz geriye gidelim. Nereye doğru gidelim? Timuçin hocam. Böyle iyi, böyle iyi. Tamam. Hayır hayır. Gelmesinler abi. Tamam. Şu an iyiyim hocam. Sandalye geldi mi? Geçelim. Ver hocam, uzan hocam. Harika bir şey yapayım. Benim için, benim için. Şöyle. Kaçamak saatler, sonsuz kelimeler. Unuttun mu ya? Söz verdin bana. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüme eş. Beni biraz anla sana. Thank you.
Fatih Bakanımıza söylüyoruz. Beni biraz anla sana. Çünkü biliyorsunuz atamalar maviyeden oluyor. Sayın Bakanımıza ışıltılı gözlerle bakıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama olsun. Ama sizde şu müjdemizi alın. Cumhuriyetimizin 100. yılında. Sarı pankart. Sarı pankart. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Ortayı boşaltın ulan. Boşaltın. Abi bir çekil sen. Evet, şu en güzelidir bence. Halkan düzgün tutabilirsin abi. Gözünü de alalım. Allah senden razı olsun. Yalnızlayın. Programımız devam ediyor. Değerli sanatçımız Haluk Levent Beyefendi'ye aramızda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kutlu Haydet 100 bin Haydet. Şehit olan öğretmenlerimizi alacağız. Ben isimleri okuduktan sonra sizler burada diyeceksiniz. Gür bir şekilde söyleyelim. Buyurun başkanım. Şenay Aybüke Yalçın. Burada! Şenay Aybüke Yalçın. Burada! Necmettin Yılmaz. Burada! Necmettin Yılmaz. Burada! Ayşenur Olkan. Burada! Ayşenur Olkan. Burada! Neşe Neşe Altın. Burada. Fedai Altın. Burada. Fedai Altın. Burada. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Bunu anlatmak zorundayım. Fedai Altın'ı özellikle seçmemizin temel sebebi şu. 2020 mağduru bir öğretmendi. Karma atama yüzünden 83 puanla atanamadı. Atanamamanın temel sebebi az önce anlattım. Karma atama. Maalesef Fedai öğretmen ailesine bakmak zorundaydı. Malatya'ya inşaatta çalışmaya giderken elektrik kaçağından dolayı elektriğe kapılıp vefat etti. Bize göre şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Eğer atanmış olsaydı bugün bizim yanımızda olurdu. Tekrar Fedai Altın! Burada! Fedai Altın! Burada! Fedai Altın! Burada! Arkadaşlar programımız bitti. Herkes il gruplarına geçsin. Elinize, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Slogan da atıyoruz. Malum emniyet burada bekliyor. Onlar da canlar. Sonuçta onlara teşekkür ediyoruz. Emniyete çok teşekkür ediyoruz. Her daim bizi alkış. Sonuçta onları eğiten birer öğretmen. Onun için tekrar yüksek bir alkış istiyorum.